Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Kasım Çarşamba akşam 21.20 sularındayken FED açıklamaları sonrasında sizlerle dolar kısa vadeli analizinde beraberiz. Evet öncelikle dün neler söylemiştik? Yarın eğer FED bozmazsa dolar TL yukarı doğru mu gidecek diye sizlere aktarmıştık arkadaşlar. Ve dünkü yaptığımız analizin özetinde de şunları yazmıştık. Dolar TL'de bugün 9.54'ten yüksek sinyali oluştu. TL için gece kapanışa bakacağız. 9.58 üzerinde kapanış bizim için güçlü olduğunu aktarır bize diye yazdıktan sonra da destek dirençleri yazıp dolar endeksinde toparladığını aktarmıştık. Yarın sabah ondaki enflasyon verilerini yani bu sabah Türkiye enflasyon verilerini ve akşamki FED açıklarını takip edelim demiştik. FED konusunda bir tahminim yok ama Türkiye enflasyonun yüksek geleceğini düşünüyorum demiştik arkadaşlar. Ve enflasyon verisinden sonra dolar tl giderek atak yaparak bugün Arkadaşlar e, saatlik bazdaki grafiği açarsak gördüğünüz gibi saat 10'dan e, sonra e, önce 9.67'ler sonrasında da 9.78'lere kadar bazı noktalarda Çıktı şu an 9.74'ler gösterse de arkadaşlar burada 9.78'leri bugün gördük. Bazıları burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlandığı konusunda bazı manipülasyonlar yapıldığı söyleniyor. Bu sebeple dolar tl'ye de birazcık yukarı gitmiş olabilir. Çok hızlı bir şekilde çünkü geri geldi. Hatta bu konuda da 30 kişi hakkında soruşturma açıldı. Söylendi. Hatta daha ötesi burada borsanın da aynı anda 2-3 bin puan düşmüş olması da düşündürücü. Umarım manipülasyon yapılmamıştır. Türkiye'de olabiliyor böyle şeyler biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar konumuza dönersek günlük bazdaki harekete baktığımızda dünkü kapanış nereden oldu? 9.58'lerin üzerinde kapanış olursa yine iyi olur demiştik. 9.59'lardan 9.59.5'lardan kapattık. Gayet iyi bir noktadan kapattığımızı düşünüyorum ve bugün açılış da çok iyiydi. Ve enflasyon verisinden sonraki harekette ben bu hareketin devam edeceğini düşünüyorum diye zaten sabah saatlerinde Twitter sayfamızdan da paylaşmıştık. Çok net bir şekilde yukarı doğru trend devam ediyor ve sizlere de şunu söyleyebilirim. 961 artık arkadaşlar hani geçemediğimiz bir bölge vardı. Birkaç gündür zorladığımız eee göstereceğim size arkadaşlar şimdi o bölgeyi. Bakın burada 961 62 bölgesini 1 2 3 kere denedik ve sonrasında da Kırmıştık ve bu kanalın da e, altında şöyle bir paralel kanal oluşmuştu. Hatta şu yüksekliği de bir yukarı taşırsak acaba ne olacak diye merak ettim. Ben de sizlerle beraber yapacağım. Evet, bu kanal yüksekliği kadar. Kırılma noktasına taşıdığımızda bakın nereye geldik 9.77 9.78 bugün ne en yüksek kaçı gördük 9.77 9.78. Yani bir kuruş çok önemli değil. E, kanal çizerken de hata yapmış olabiliriz. Yani arkadaşlar e, bu paralel kanalın hedefi saatlik bazda oluşmuş e, oldu. Ve burada da e, kanal hareketin artık devamında e, gördüğünüz gibi bir e, çanak hareketi oluşmaya Doğru gidiyor ve burada artık hedef 978'ler yeniden sonrasında da arkadaşlar 985'ler doğru hareketin devam etmesini beklemek gerekiyor diye düşünüyorum koşulumuz ne arkadaşlar artık 961 demin gösterdiğim seviye o kanalın paralel kanalın üst noktası artık bize destek olacaktır o seviyenin üzerinde kaldıkça trendinin devam etmesini bekleriz ve fed kararı da biraz önce açıklandı 15 milyar dolar artık e, piyasadan para çekmeye başlayacak yani taper olayına başlıyor dolayısıyla para e, arzını yani teşvik yaptığı parayı artık geri e, çekiyor dolayısıyla bu da dolar e, piyasada bulunan doları azaltacak dolayısıyla e, şu an e, piyasalarda net bir şekilde yansımasa da bu faizlerde e, yukarı doğru harekete sebep olacak Amerikan tarafında Türkiye'de de e, buna sebep olacak ama biz e, faizleri yukarı çekmezsek dolar TL otomatikman yukarı doğru gidecektir. Kaldı ki e, bugün açıklanan e, enflasyon verisiyle şu anki politika faizi ile e, tüfe faizi arasında 3.89 yanlış hatırlamıyorsam bir reel faiz eksi faiz oluştu arkadaşlar. Dolayısıyla bu ortamda dolar tl normal şartlarda düşmesi normal değil diye yine Twitter sayfamızdan da bahsetmiştik. E, onu da isterseniz göstermeye çalışalım. O grafik üzerinden aktarmak iyi olur diye düşünüyorum, Bloomberg'in yaptığı haberle kaynağı da o şekilde aktarmıştık. Hızlı bir şekilde geriye gelerek onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle demiştik yine 9 saat önce. Enflasyon yükseliyor, şu an eksi 3.89 reel faiz var. Bu ortamda dolar nasıl düşsün? Kaldı ki gerçek enflasyon daha da fazla olduğu söyleniyor. Buna tabii ki ben bir yorum yapamam ama %40, %50 hissedilen enflasyon olduğu söyleniyor. ve biz şu an %16'lar civarında gördüğünüz gibi bir politika faizi uyguluyoruz. Enflasyon %20'lerde yani artık arkadaşlar yorumu sizlere bırakıyoruz. Evet bu durumda da dolar TL'de yukarı gitmeye devam ediyor ve her kar, her düşüşte kar satışı olarak algılanıyor ve burada da belirsiz politika faizi e, yani faizin belirsiz bir şekilde politika e, ya uygulanmasıyla beraber arkadaşlar burada belirsizlikler artıyor dolayısıyla da e, aşağı gelecek hareketlerde de örneğin 9.38'lere kadar gelmemiz gerekirken 9.40'lara kadar gelmiştik iki kuruş ama ben yine de oralara gelmesini bekliyordum sonrasında oradan toparlayarak daha üst noktalara gitti neden Merkez Bankası'nın açıklamalarının Piyasayı tatmin etmemesi sebebiyle oluşmuştu. Şimdi yurt dışı piyasalara bakalım. Dolar endeksine baktığımızda arkadaşlar burada hafif yukarı doğru e, hareket devam ediyor. Yatay bir seyir var. E, bir saatlik bazı açtığımızda bakın öncelikle aşağı atmış sonrasında yukarı doğru gitmiş. Yani bu da e, dolar endeksinin halen e, yukarı doğru yönün devam ettiğini gösteriyor. Şimdi burada ilginç olan bir durum şu olabilir. 2 yıllık e, bizim faizleri açtığımızda ABD faizlerini bakın burada günlük bazda aşağı doğru trend devam ediyor ancak bugün bakın bir toparlanma e, oluştu e, saatlik bazda da açtığımızda bakın e, saat 9'dan sonra hareket yukarı doğru gitmeye başladı. Yani aslında burada bir kar satışı varmış. Tekrar yönünü yukarı doğru çevirecekmiş gibi geldi bana. Saatlik bazdaki harekete göre ve yeniden 0.49'lara doğru gidebiliriz. Günlük bazda da takip etmemiz gereken seviye zaten 0.49'lar. Bu seviyenin üzerine çıkarsa yeniden yukarılara doğru 0.50 51 52'ye doğru gidecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunları da takip etmek gerekiyor. Şimdi dolar TL grafiğine geri döndük. artık özetimizi yapabiliriz. Hemen yazalım. Evet, bir gecikme var. Evet, şimdi düzeldi. Kasıyor nedense bugün. Dolar TL'de yükseliş trendi devam ediyor. 9.54'ten başlayan 9.61 üzerinde Kaldıkça yükseliş trendi devam eder. E, hedef 978, 985 diyebiliriz. Direnç noktalarını da yine e, destek noktalarını yazalım önce. Destek burada 968'lerdeyiz. E, 9.63'ü, 65'i yazalım mı? Şöyle yapalım. 967 var arkadaşlar. Öncelikle, sonrasında 962. Sonrasında da 9.58 noktalarını yazabiliriz. Direnç noktasında ise burada 9.71, 9.73, 9.78, 9.82, 9.85 diye gidiyor arkadaşlar. Sonrasındaki değerler de var ama eğer 9.78'lerin üzerinde bir kapanış olursa 9.85'lerin de ben üzerine çıkılacağını düşünüyorum. Bunu önümüzdeki günlerde eğer 9.78'in üzerinde bir kırılım gerçekleştirirsek o zaman konuşalım. Ama yine de aklınızda olsun diye bunu belirttim. Dolar endeksinde yeniden toparlama var faizlerle beraber. Eee şu an için hafif de olsa eee olumlu bir durum var dolar tarafında. Şimdi son olarak arkadaşlar önemli bir konu daha var ee, özetimizi burada yavaş yavaş tamamlıyoruz ama yarın arkadaşlar ekonomik takvimi açtığımızda karşımıza çıkan e, önemli haberler var. Şöyle bir durum olabilir. Şimdi bugün çok fazla bir hareket oluşmadı ee, özellikle ons tarafında fed kararından önce aşağı doğru hareketler oluştu. Dolayısıyla arkadaşlar burada ben e, perşembe gününde önemsiyordum. E, perşembe günü önemli veriler var. Burada işsizlik haklarından yararlanma yani işsizlik başvuruları. Sonrasında e, tarım dışı e, üretkenlik var. Ticari dengesi var Amerikan tarafında. E, burada e, işçi maliyetleri var arkadaşlar. E, dolayısıyla bunlar önemli veriler olduğu için yine perşembe gününü önemsiyorum. Cuma gününe de bir Bakalım yanlış hatırlamıyorsam orada da bir e, veri vardı. Şöyle gelelim hızlı bir şekilde. Evet gördüğünüz gibi tarım dışı istihdam var Cuma günü işsizlik oranı var 15.30'da 30da yine e, yani Perşembe Cuma günü aslında e, bugünkü bugünkü hareket aslında tam hareketin yapmamış olabilir. E, hem Dolar tarafından bahsediyorum. Hem de emtialar tarafından bahsediyorum. Biraz sonra da yine ons altın ve ons gümüş analizimizde bunlardan bahsedeceğim. Sizlere bu durumda not edelim. Şöyle yapalım. Bugün FED sonrası çok sert hareketler gelmemiş olabilir. Bunun sebebi bence yarın ve Cuma günkü veriler. Bunları takip edelim. Peki görüşümüzü yazdıktan sonra şu özetimizi bir düzenleyelim, sizin için daha uygun bir hale gelsin ve kenara çekiyorum arkadaşlar. Evet, yayınımızı beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Yine kanalımıza abone olarak videolarımızı takip edebilirsiniz. Ve bildirimleri açarsanız da zamanında sizlere uyarı gelecektir. E son olarak yine teknik analiz eğitim videomuz hakkında burada bir bilgilendirme maili ve videomuz var. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.